NASA Dünya'nın manyetik alanındaki garip bir anormalliği aktif olarak izliyor. Güney Amerika ile Güneybatı Afrika arasında uzanan, gezegenin üzerindeki göklerde, daha düşük manyetik yoğunluğa sahip dev bir bölge. Güney Atlantik Anomalisi adı verilen bu geniş, gelişmekte olan fenomen, yıllardır bilim adamlarının ilgisini çekmiş ve endişelendirmiştir. Uzay Ajansı'nın uyduları ve uzay aracı, anomali içindeki zayıflamış manyetik alan gücüne ve bunun sonucunda Güneş'ten gelen yüklü parçacıklara maruz kalmaya karşı özellikle savunmasızdır. Güney Atlantik Anomalisi NASA tarafından, Dünya'nın manyetik alanındaki bir çukura veya bir tür uzaydaki çukura benzetilir. Genellikle Dünya'daki yaşamı etkilemez, ancak aynı şey yörünge için söylenemez. Düşük Dünya yörünge irtifalarında, gezegenin etrafında dönerken doğrudan anomaliden geçen, uzay aracı yani Uluslararası Uzay İstasyonu da dahil. Bu karşılaşmalar sırasında, anomali içindeki azaltılmış manyetik alan gücü, uydulardaki teknolojik sistemlerin, Güneş'ten yayılan yüksek enerjili protonların çarpması durumunda kısa devre yapıp, arızalanabileceği anlamına gelir. Bu rastgele isabetler genellikle, yalnızca düşük seviyeli aksaklıklar üretebilir, ancak önemli veri kaybına hatta, önemli bileşenlerde kalıcı hasara, neden olma riskini taşırlar. Üdü operatörlerini, uzay aracı anomali bölgesine girmeden önce, uzay aracı sistemlerini rutin olarak, kapatmaya zorlayan tehditler. Uzaydaki bu tehlikeleri azaltmak, NASA'nın Güney Atlantik Anomalisi izlemesinin bir nedenidir. Bir diğeri ise anomalinin gizeminin, karmaşık ve anlaşılması zor bir fenomeni araştırmak için, büyük bir fırsatı temsil etmesi ve NASA'nın geniş kaynakları ve araştırma gruplarının, olayı incelemek için benzersiz bir şekilde donanımlı olmasıdır. NASA'nın Greenbelt, Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden ve o fizikçi Terry Sabaka, 2020 tarihinde manyetik alan aslında, birçok mevcut kaynaktan gelen alanların, üst üste binmesidir dedi. Birincil kaynağının, yerin binlerce kilometre altında, Dünya'nın dış çekirdeğinin içinde dönen, bir erimiş demir okyanusu olduğu düşünülüyor. Bu kütlenin hareketi, Dünya'nın manyetik alanını yaratan elektrik akımları üretiyor, ancak öyle görünüyor ki, bu ille de tek düze değil. Afrika kıtasının yaklaşık 2900 kilometre altında bulunan, Afrika Büyük Düşük Kesme Hızı Eyaleti adı verilen, yoğun kayalardan oluşan devasa bir rezervuar, alanın oluşumunu bozarak dramatik bir zayıflama etkisine neden olur. Bu gezegenin eğiminin yardımıyla, yardımcı olur manyetik eksen. NASA Goddard Geofizikçisi ve Matematikçi Vijaya Kuang, 2020 tarihinde gözlenen Güney Atlantik Anomalisi, bölgedeki dipol alanının hakimiyetinin zayıflamasının bir sonucu olarak da yorumlanabilir dedi. Daha spesifik olarak, ters polariteye sahip yerelleştirilmiş bir alan, Güney Atlantik Anomalisi bölgesinde güçlü bir şekilde büyür, bu nedenle alan yoğunluğunu çevreleyen bölgelerden daha zayıf, çok zayıf hale getirir. Anomali ve onun sonuçları hakkında hala tam olarak anlamayan çok sayıda bilim insanı olsa da, yeni içgörüler sürekli olarak bu garip olguya ışık tutuyor. Örneğin 2016 yılında NASA Güneş fizikçisi Ashley Greeley tarafından yürütülen bir çalışma, Güney Atlantik Anomalisi kuzeybatı yönünde yavaşça sürüklendiğini ortaya çıkardı. Ancak sadece hareket etmekte kalmıyor. Daha da dikkat çekici bir şekilde, fenomen ikiye ayrılma sürecinde gibi görünüyor, araştırmacılar 2020 tarihinde Güney Atlantik Anomalisi, her biri daha büyük anomali içinde, minimum manyetik yoğunluğun ayrı bir merkezini temsil eden, iki ayrı hücreye, bölünüyor gibi göründüğünü keşfettiler. Bunun Güney Atlantik Anomalisi geleceği için, ne anlama geldiği bilinmiyor ancak her halükarda, anomalinin yeni bir görünüm olmadığını gösteren, kanıtlar var. Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan bir araştırma, fenomenin son zamanların tuhaf bir olayı olmadığını, dünyayı 11 milyon yıl öncesinden beri etkilemiş olabilecek, tekrarlayan bir manyetik olay olduğunu ileri sürdü. Eğer öyleyse, bu Güney Atlantik Anomalisi'nin, her seferinde yüz binlerce yıl olmasa bile, gerçekten meydana gelen bir şey olan, tüm gezegenin manyetik alan değişiminin, tetikleyicisi veya habercisi olmadığına işaret edebilir.
Açıkçası hala büyük sorular var, ancak bu muazzam manyetik tuhaflıkla ilgili, bu kadar çok şey olurken, dünyanın en güçlü uzay ajansının onu onlar kadar yakından izlediğini bilmek güzel. Sabaka Güney Atlantik Anomalisi yavaş hareket etse de, morfolojide bazı değişiklikler geçiriyor, bu nedenle görevlere devam ederek onu gözlemlemeye devam etmemiz de önemli dedi.